şeyler yapsın diye Rableri cennette onlara tertemiz içecekler sunacak ayetini kesip buraya koymuşlar. Üstlerinde de maşallahu kan. Allah ne dilerse o olur yazıyor. Yukarıda ise arkadaşlar çok önemli bir şairimizin, Şeyh Galib'in Hattat Mehmet Yesari Efendi'ye yazdırdığı bir yazı var. Bu külliye Mihrişah Valide Sultan'a ait. Yani 19. yüzyılın başlarında, 1800'lerin başlarında yapılmış, yapımı tamamlanmış bir külliyedir. Külliyenin kitabesi de bir sıra boyunca, bir hat boyunca daha ileri kadar uzayan, bakın şuradan başlayan şu kitabedir. En sonunda Mehmet Yesari Efendi'nin imzasını göstereceğim. Ama Mehmet Yesari Efendi'den biraz bahsedeceğim. Çok enteresan, güzel bir adamdır. Şimdi şu yazılara bakacak olursak, tabii bunlar müthiş bir şiir. Bakın burada mesela ne diyor? Güya ki bir kaşanidir, revzenleri şahanidir. Cennet midir, ayanidir, olmuş mahalli iştibah. İştibah benzetme demek. Yani cennete benzetilebilmesi için adeta böylesine güzel bir yer olmuş. Yani bütün şiiri böyle başlarsanız harika benzetmeler yapılan, çağrışımları böyle çok tatlı olan bir yazı. Ama yazının Hattat'ı da çok önemli. Yesarizade, meşhur bir Hattat'ımızdır. Onun babası Mehmet Esad Yesari Efendi. Yesari Arapça'da Yesar sol demek. Sol eliyle yazdığı için Yesari denmiş. Neden biliyor musunuz? Bu adam doğuştan felçli. Yani hayata küsmemenin belki en güzel örneğidir bize. Adam felçli olduğu için sağ tarafını kullanamıyor. Sağ tarafı komple felç. O yüzden sol eliyle yazmış. Titreyerek yazmış fakat ne kadar maharetli bir hattat olabilir bir insan. Yani hayata küsebilir dediğim daha çocukluğundan itibaren. Fakat bugün hala isminin hayırla yad edilmesini sağlayan muhteşem yazılara bakın Yesari Efendi imza atmış. En sonunda onun imzasını da göstereyim. Ama burada onu göstermeden şunu hatırlatayım. Burası arkadaşlar Cülus yolunun girişi. Cülus yolu nedir? Giderken anlatacağım ama sadece burada şunu göstereyim. Cülus yolunun girişinde burada Hüsrev Paşa Külliyesi vardır. Hüsrev Paşa 19. yüzyılın başlarında Hanım Sultan vefat edince buraya gömülmüş. Ama bu Hanım Sultan öylesine önemlidir ki yaptırdığı hayır eserleriyle Osmanlı tarihinde en çok hayır eseri yaptıran Hanım Sultanlardan biridir. Sadece Osmanlı coğrafyasında değil. Mesela Bursa'da Kürtlü Kapıcaları falan var ya, hepsi hançerli patlamış. Bursa'yı, İstanbul'u, Trablus, Şam'da bile, Lübnan'da bile hayır eseri yaptırmış olan bir valide, Hanım Sultanlar. Valide Sultan diyemeyiz, padişah annesi olmamıştır. Bir Hanım Sultan diyelim. İkinci Bayezid'in
hastalıklara ilgili zaman yaptığı ve yapın diye tavsiye edeceği bir selamın duası var. Kısa, cümlecik, Arapçasıyla, Türkçesiyle, en azından gittiğiniz zaman Arapçası aklınızda kalmasın, Türkçesiyle yapabilirsiniz. Peygamberimiz şöyle selam vermiştir. Biz de paşalarına bu selamı selam vermiştik. Ve selamu aleyküm, yâdilen, 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 Allah bizden önce geçmiş olan, bizden sonra gelecek olan bütün mümin kardeşlerimize rahmet etsin. Rahmetiyle muamele eden bulsun. Ve inna inşallah hukum lalikum. İnşallah birbirimiz derde Allah izniyle sizlere kavuşacağız. Ne demiştik? Büyük devlete başlıklar, bu masanın başlıklar, büyük devlete zamanlarının mesela bir vezir olduğu için buraya yaklaşıyor. Ben Mahmud yaklaşıyorum. Evet. Mücevher eden meselesi biraz cebine benzetilmiş. O yüzden mücevher.
şehirlerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güneni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul, İstanbul. Oh.